İstanbul artık çok kalabalık bir şehir. Artık megapol, metropol bu ifadelerin çok ötesinde bir yer. Tabii İstanbul'un bu kalabalıklığının yanında bir de tarihi, kültürü, turizmi, bu tür özellikleri de var. Yıllardır tartışılan bir konu var. Eminönü bölgesine, yani tarihi yarımada bölgesine girişlerin kısıtlandırılması. Hangi girişlerin? Amaçsız ya da o bölgeyi gereksiz yere yoğunlaştıracak girişlerin kısıtlandırılması. Bu noktada da Eminönü'ne, yani o tarihi yarımadaya girişte bir ücret alınması konuşulurdu. Şimdi bu yeniden gündemde. Acaba bu hayata geçtiğinde o yoğunluk azaltılacak mı? Haberimizden cevabına bakalım. Olsun yani, iyi olur. Paralı olsun. Evet. Peki azalır mı trafik? Azalır tabii. Ne o, ücreti mi olacak? Yandık. Yandık. Trafiği azaltmak için ama. Yok akşam saat. Azalmaz oğlum be. Azalır mı bu trafik ya? İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor. Yoğunluk gün boyu devam ediyor. Birçok semte gitmek sürücüler için artık işkence. Başarılı olur tabii ki de. Yani bu ücret kapsamı yerine yasak koysalar daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum ben. Girmesin. Niye para alınıyor? Halktan niye para alınıyor? Bak mesela bu kadar taksi var. Adamın işi var. Adam buraya girmesin mi? Veya burada dükkanı var. Girip yani böyle adam dükkana gelemesin mi? Veya ailesiyle gelip bir çay içemesin mi yani? Bu sıkıntı mı yani? Bu mu yani engel? İstanbul'daki trafiği azaltmak için çözüm arayışı sürerken şehir yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Uygulamanın adı ise tıkanıklık fiyatlandırması. Eğer bu proje hayata geçerse özel araçlar yoğun olan bölgelere giriş yaparken ödeme yapmak zorunda kalacak. Olmaz. Neden olmaz efendim? Çünkü giriş paralı olur mu İstanbul gibi bir mega bir kente? Turistik mega, turistlere de mi öyle paralı olacak? Herkese efendim. Çünkü özellikle akşam saatlerinde iş çıkışına çok daha yoğun olduğu için özellikle o saatlerde çok. Çok yanlış. Çok çirkin, çok yakışıksız buluyorum bunu. Yani trafik hiçbir şekilde azalmaz mı? Azalmaz. Yok, aynı olur. Hiçbir şey değişmez. Yani bizim insanımız bir gün bir ödemeden iki ödemez, üçüncüye alışır yani. Sıkıntı yok yani. Bizim insanımız için hiçbir şey öyle frenlenemez yani. Ben ona inanmıyorum yani. Mesela iki gün, üç gün, dördüncü gün bakmasın ki insanlar patır patır ödüyor. Umurumda bile olmaz yani. Proje İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı toplantısında konuşuldu. Gerçekleşirse uygulama Türkiye'de ilk olacak. Ücretlendirmenin yapılması durumunda da 2030 yılında zirve saatlerdeki trafik yoğunluğunun %10.1 azalması öngörülüyor. İstanbul'da her saat yoğun olan bölge var, ancak pilot olarak tarihi yarımada seçildi. Eminönü'ndeki yol trafiği de bunlardan biri. Bölgedeki 6 kilometrelik yolda sıkışıklık günün her saati devam ederken bu uygulamanın yapılması planlanıyor. Çok saçma bir uygulama. Sebebi şimdi buraya araç gelmese ben buraya gelemem. Gelemediğim zaman esnaf iş yapamaz. Turizm arabası için çok güzel olur. Çünkü turizmi bırakıp çıkamıyoruz. Turizmin ana merkezi, ana halteri. Yani bunun için bence daha uygun olur bu iş. Olmaz abi. Peki siz öder misiniz? Ha? Ücret öder misiniz? Hayır abi, demem. Bu uygulama Eminönü'nde 6 kilometre karelik bölgede yapılacak. Eğer uygulamada verim sağlanırsa sıradaki ilçe Kadıköy olacak.